Ondan sonra ben göremezsiniz. Yani Ülker ne zaman gelirse o zaman görürsünüz. Hakkınızı halal edin izleyicime. Hepinizde. Allah'a emanet olun. Ben gayri eşyalarımı yerleştiriyorum. Buyurun. Allah izin verirse Allah'ın izninden yarın sabahla yola çıkacağım. Bu kadar da belki evime kavuşurum. İnşallah, inşallah. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde git ama inşallah. Eğitimler size hayırlı mübarek Ramazan'la. Hepinizi de öptüm. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı bayramlar. İnşallah. Bir daha Ülper'e buraya gelirse, Ülper'e kova giderse o zaman belki görürsünüz de ondan sonra göremezsiniz gayrı. Mübarek olsun bayramlarınız şimdiden. Hepinizi de öptüm. Allah'a emanet olun. Şimdi yerleştireceğiz arkadaşlar. Bugün açılışı anam yaptı. Otomatikte bir açılıyor, bir kapanıyor. Evet. Şöyle daha önceden ben market alışverişini yapmıştım anama. Bu arada şöyle kumkat fidanı da aldım. Buraya koydum. Bunu saksıya dikeceğim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Turuncuyla yeşilin uyumuna muhteşem görünüyor. Şöyle dediğim gibi daha önceden market alışverişini yapıvermiştim anama. Kuru gıdalar, işte yağ, deterjan falan. Bugün de pazardan sebzesini alıverdim. Yolcu arabasından gittiğimden gırlığı, dökülüğü de kokuyor. Yerleştiriyoruz bakalım. Gırlan, dökülen de atıvereceğiz. Kırılıp dökülmez evet. İnşallah anaya. Kan arabanın olsa bu olsun çorba poşetlerle evde indirsin de. Bir yenecek, bir binecek. Evet, yolcu arabasından götürmesi zor. Kırılmayacakları çuvalın altına koyuyoruz. Bu abur cubur poşeti. Bu ne poşeti? Bunda da makarnalıdır, mantıdır, o tarz şeyler var. Alışveriş videosunu çekmiştim zaten. Şimdi tekrardan tek tek açmak istemedik. Böyle arkadaşlar, şunda da işte şekeri, tuzu, kadayıf. Yine burada ne var bakalım. Kuru bakliyat, bunlarda bulgur, pirinç, nohut, mercimek. Yani bunlar market ürünleri. Böyle arkadaşlar, sebzeler de buna koyalım. Lahana, havuç, brokoli burada. Ne koydum bilmiyorum. Lahana, havuç işte. Başka. Şunu açam yeriz diye ek çikolata aldım. Götüreceksen köye götür. Şunu bilmiyorum. Değil. Onu şuraya koyayım da. Şuraya bir tane de peçete koymuştum ben. Domates. Bazen gözlüklerimi siliyorum. Domates. Bu da çeri domatesi alıverdim sana. Bunu da kutuya koyalım mı? Koyalım. İlaçların yerine koyuyoruz ama poşette patlamaz diye düşündüğümüz için domatesi, patlıcanı yanına koyduk. Tamam, domates, portakal. Burada. Başka arabada neler var? Elmayı çuvala koysak olur herhalde değil mi ana? Marul da oraya koyalım. Marul da çuvala koyduk. Yok yok, çuvala değil, buraya koyalım marulu bence. Evet, bak tam da ek geldi buraya. Bir şey olmaz. Karnabaharı çuvala koyabiliriz. Lahanaların yanına değil mi ana? Hı hı. İki çuvala paylaştır ya. Az az olsun. Sebzeleri buraya koyalım. Diğer kuruları öbür çuvala. Yoksa ağır olur. Ağır olur. Olmazsa o büyümüşse çuval. Bahçede şey, yok yok, büyük olsun, onun zararı olmaz. Bahçede var ufak çuval. Limon. Limon alıverdim. Köyde varı varmaz. Pazarlara, pazara gideceğim diye uğraşmasın ana. Gitmem gari, bayramda da gitmem. Haa, bayramda da gitmesin. Yeter bununla bayram. Bu da elma. Elma olsa olmazsa da durum yarımız. Sen söylemedin ana kereviz ama ben kereviz alıverdim sana. Nasıl pişireceksin onu ben? Patates yemeği gibi, aynısı. Soyacaksın. Aynen aynen. Gördün ya, oğlum ben yaptım. Gördüm de. İkisini bir vurun, ikisini. Ha, ikisini bir pişirsin, ikisini. Patateslerini. Sade de pişirebilirsin. Ama evet, içine patates koyunca daha güzel oluyor. Bakla da alıverdim sana. Sağ ol. Senin baklalar çıkmamıştır diye. Yok, benim baklalar da. Ne olduğunu bilen kireze yok. Doğru. Ne olduğunu bilen yok. Kireze doğru. Evet. Bende bu çuval yeterli. Başka yeter, çuval. Başka var mı bir şey? Bayram şekerini de alıvermiştim ama hurmayla. Onlar yukarıda mı kaldı? Yukarıda mı? Tamam. Onları indiririz aşağıda. Ya onları çantaya atsan da olur. Çanta. Fazla bir şey değil onlar. Çamaşır şeyim yok. Alırsa ikiye geçiyor. Şuralarda çamur oldu.
Hortumdan fidanı sulamıştım. Ayağımızdan çamur geldi. Olsun. Aslında bahçede terlikler var ama onları giymeyi de ihmal ettik. Merdivenden silinecek, yıkanacak zaten. Ama bir yolcuya deyim, ondan sonra da merdivenleri yıkarım artık. Mi, yok çamur oldu. Ben gittim mi yok adam aşağı geçmez. Önce kuraştıkları altına. Yok kadar yıkmıştım. Evet, daha hiç de tol çeker bundan. Bunları en altı koyalım. Kasa olsaydı geçen seneki gibi yoracaktı da. Tutması indirmez değil mi? Tutması indirmesi. Arkadaşlar cenazeye gittiğimizde getirsek iyiydi ama. Acil gidip geldiğimiz için günü birlik. Aklına gelmiyor bazen. Babamı bir sürü her şey aldı. Götürmesi zor. Götürmesi zor da işte. Uygar. Oruçluk dedim, şey uğraşma dedim hani orada pazarlara gitmek için. Bunalırsın oruç. Gitmem ha. Anamın abur cuburu misafir için alıverdim. Hem süt bezleri var, peçetesi var. İşte kahvesi, diş fırçası, diş macunu. Arkadaşlar. Korun oraya gelen olursa. Kendisi de adı kendinden düşürür. Eskilerin yerin olanları bu onları sonra. Nasıl Allah yedirdi. Evet. Geleceğine yedirdi. Yine bunlar da. İşte gitmeyiversin ana. Burada dursun. Bu telaş olmayacak. O, telaş bayrama kadar kalsın buradan. Bayrama kadar. Işık hemen yanıyor hemen sonra. Bir gidip geleyim dedi. Köyü özledim dedi. Bahçeleri özledim dedi arkadaşlar. Bir gitsin gelsin bakalım şöyle köy havası alsın. Yine gelir istediğin zaman kapımız her zaman açık. Bunu da buraya koyalım. Çok aşırı ağır değil. Yani ben kaldırabiliyorsam herkes kaldırabilir diye düşünüyorum. Bire bire merdivene koy verdilen bire bire çıkarıyorum tamam. Yukarı. Atıyorum yukarı. Servis şoförünü aradım. Ekmek alacağız iki tane. Ekmek de alacağız daha. Işığa da ters geldim. Ana makarnan da var. Beraber yapmıştı. Bunlar iki parça. Koli üç parça. Bahçede biber fidanların, domates fidanların var. Onlar dört parça. Başka? Başka bir şey, çantam var bir de. Çantam var, çanta kendin alırsın. Çamaşır çantası var. İşte akşamdan hazırladık eşyalarını arkadaşlar. Yarın sabah anam yolcu edeceğiz 9 gibi. Otobüse bindireceğiz. Biraz bahçeden soğan çıkardık. Şimdi ben size ne göstereceğim arkadaşlar. Ben bura anam gelmeden fidan uyutmuştum. Bu domates fidanı bayağı güzel çıkmış. Fışkırdılar hepsi de. Anam da burada olduğu için fidan uyutamadım köyde dedi. Ben de dedim benim uyuttuklarımın hepsini götür dedim. Anam bunları köye götürecek. Anama vereceğim bunları. Hı? Fidanın tohumunu saçıyoruz toprağa. Evet. Ona uyutma diyoruz arkadaşlar. Aslında ben bunları kendime uyutmuştum. Anam da ben bu sene yapamadım deyince anama vereceğim bunları. Sen dedim götür git bu şekilde kasayla. Şöyle bu birinci kasamız. Bu da ikinci kasamız. Bu daha güzel çıkmış. Toprağından bilmiyorum. Çiçek toprağı, bahçe toprağı ve hayvan gübresi karışık arkadaşlar. Fidan toprağını bu şekilde ayarladım. Hazırladım yani. Otobüse koyacağız. Arabayla köye götüreceğiz. Anam götürecek. Alttaki biber de çıkar. Biber tohumu birazcık geç çıkıyor domatese göre. Domates daha erken çıkıyor. Anam da üzülüyordu. Ben bu sene uyutamadım. Fidanı nereden alacağım falan diyordu. Çünkü pazardan alsan da kendi istediğin gibi olmuyor domates. Bunların tohumunu anam vermişti bana. Uyut da bahçene dik diye. Köy domatesi ata çekirdeklerinden. Anama nasip oldu yeniden. Hocam balkona. Aynen. Köyün yakınında bir tane bahçemiz vardı. Fidanları anam oraya uyutuyordu. Her gün oraya gitmek zorunda kalıyordu böyle. Akşamları örtüyordu, sabah açmaya gidiyordu, sulamaya gidiyordu. Bu şekilde daha iyi anladım. Seneye de Allah ömrü verirse bu şekilde yapabilirsin. Yaparız yani senin balkona. İki kasa domates yeter sana ana değil mi? Fidanı. Çok bile gelir ana o. Çok. Sık uyuttum ben onu çıkmaz belki böce falan yer diye. Anama yapma diyoruz ama yine de canı durmuyor arkadaşlar. Köyde böyle büyükleri, annesi, babası olan ne demek istediğimi daha iyi anlar benim. Biz burada ne kadar iyi baksak da rahat etse de anam. Köye gideceğim diyor. Bir köyü özledim diyor. Yapmak istiyor. Az da olsa toprakla oyalanmak istiyor. Biraz kız kardeşim Cemre'de kaldı anam.
Biraz da abimde kaldı. Doktor işleri falan vardı. Ayaklarında bayağı, dizlerinde daha doğrusu sıkıntı vardı. Bakalım ileride de ameliyat olacak gibi duruyor. İlaçlar çok çok fayda etmemeye başladı. Böyle arkadaşlar. Biraz da ben gel dedim. Oruçlar da bende kal dedim. Ama oruçlar bitmeden tekrardan anam gideyim köyü özledim diyor. Bayağı bir kaldı. Burada iyiydik ama değil mi ana? İyiydik yavrum. İyiydik. Bir gitme canmıştı, bir gitmeme canmıştı. Edebildim mi? Edemezsem oturum yerde içer. Fidan uyutma, gitme köye diye ekmiştim. Anam gideceksin, gideceksin köye demesin diye. Anam da bu sefer köyü özledim diyor. Bir gidip geleyim, hiçbir şey yapmasam da diyor. Böyle arkadaşlar, bahçemizin son durumu bu şekilde. Şu anda şöyle kara gibi dursa da şöyle bir 15-20 gün sonra, bir ay sonra burası iyice yeşillenir. Şu anda sadece baklalarımız, sarımsağımız falan var. Sarımsakları sonbaharda ekmiştim yemek için. Birazcık yedik. Kalanı kaldı böyle. Yenirse yenir, yenmezse de baş çıkarır. Şimdi ana şu çıkanları alta koyalım. Değil mi? Domates fidanları. Çıkmışlar. Tarak dişi gibi. Bayağı bir yoğun. Bu da daha yeni çıkıyor. Bu da bayağı çıkmış. Şu biber arkadaşlar. Çıkmaya başlamış bak. Biber biraz daha geç çıkıyor. Ama domatesler ama bayağı bir fışkırmış. Güneş gördü mü değil mi? Ekebilirse eker. Ekemezsen de hiç kendini zorlama ana. Zorlamıyorum, zorlamıyorum. Fidanları ver birine, köylüler. Eksin gitsin kendine. Nasip kiminse onun artık. Şunu şuradan bağlıyorum. Evet. Biz bunları önce çuvala koyalım dedik arkadaşlar. Sığdıramadık. Büyük çöp torbasına koyalım dedik. Çöp torbası yırtılırsa hepsi ters gelir, saçılır dedik. Kutuya koyalım dedik. Buna göre kutu bulamadık. Yaptığımız bunu. Yani en mantıklısı bu şekilde bağlayalım dedik. Allah. Dur, dur. Çok mu sıktım? Çok sıktım. Bir şey olmaz ya. Olmaz olmaz. Pardon. Bir de böyle böyle çalmış. Bu ipler de anam burada örmüştü yine. Kiraz toplarken kullanalım diye. Kiraz toplarken sepetleri bağlıyoruz, kovaları biz bununla. Yukarıdan dolunca aşağı sallıyoruz. Kovalara çengel taktıram. Ben ip tutmayı veriyorum. Öyle mi? Hı. Ama yine sallayacağız ana yukarıdan. Bunu böyle yaptık. Şimdi bunu da böyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan geçirebilirsem. Kasalarda toprak dolu olduğu için bayağı bir alır. Dedim seneye anamdan, ata tohumlarından getireyim. Ata tohumlarından ekeyim dediydim. Anam da ben bu sene fidan uyutmadım deyince anama da kıyamadım. Dedim benim uyuttuklarımı sen götür. Ben alacağım artık buradan. Biraz sıkıyorum şöyle. Umutamaz. Dur gay kırıldı. Köye varsa kırık buruk. Varı varı. İnşallah varı. Tamamdır. Artık nasıl çözersin bilmiyorum ana. Sıkı sıkı çözerim bağladım. Çözerim onlar ben ya. Oturduğum yerden yavaş İp yavaş çok çözersin. İp çok. Kesiverim çözemezsin. Doğru çözdüm. Şunun üstüne bir şey koysa mıydık? Şurası biraz ezildi, kırıldı. Daha doğrusu bu kırıkmış herhalde. Bak bundan kırılmadı, bu kırıkmış. Yok kırmasın ya, bir şey olmaz. Şu tarafı kalsa bile yeter sana biber fidan. Yeter, yeter. Düşüp gitmez. Köve varsa. Bunun bir tarafı acı kıl biber, bir tarafı tatlı kıl biber. Alttaki kasa domates, en alttaki yine domates. Kutuyu da şimdi bantlayacağız. Yedin mi ana sen bundan? Ben de kutaktan yedin mi? Yiyeceğim akşam. Aklıma ye, ye toplayalım da ye. Toplama aklıma gelmiyor. Evde kopardıydım diye. Kopardıktan yemedin daha değil mi? Tabii. Çok güzel ya. Şuna bak. Dursun bayıldım ben buna. Kocaman bir tane mı? Saksı alacağım. Saksıya dikeceğim. Evet. Bunu balkona koyacağım. Çok seviyorum böyle. Limon, mandalin, portakal ağaçlarını, mis gibi de çiçek ağaçlarını kokuyor. Makarna koyacak. He, makarna, ev makarnası yapmıştık anama beraber. Onu da koyacağım. Anam köyde olmadığı için bu sene yapamadı. Onu da burada yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar, akşamdan eşyalarımızı hazırladık. Yarın sabah 9'da Manavkuyu'dan otobüse bindireceğiz. Bunların ağzını bağlayalım. İp var yukarıda. Bunun ağzını da bağlayalım. Bir şey de bulacağız daha. Toprak götürüyorum sadece. Bitenlerin üstüne olur. Hayır değil, bitenleri kırılır. Bitenler zarar görmesin diye bitenleri alta koydum bilerek. Domatesler. Altta boşluk var ya, ondan zarar görmesin diye. Patlamadan önce bayram şekerinden hurmayı da koyalım. Ekmeklerini de çuvala koyarız şöyle. Şu çuvala koyarız. Bir de
şunları da bağlarız. Tamamdır. Makarnayı da koyalım. Al anneciğim. Ertesi gün sabahtan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hayırlısıyla sabah oldu. Şöyle eşyalarını arabaya yüklüyoruz. Burak Can götürüyor arabaya. Varsa. Anam yolculuğa hazır. Yolluğun ana. Zaten otobüs boşmuş. Hadi ya. Hadi anacağızım. Hadi yavrum. Hadi iyi günler. Aklını helal et. Sen pişirdin ben yedim yavrum. Hakkımızı bana verdin. Helal olsun. Ne hakkın? Senin hakkın bizde vardır. Olsun yavrum. Benden yana helal olsun. Helal olsun yavrum. Benden yana. Hepimizi de. Anamın gözleri doldu. İyi günler yavrum. En kısa i̇şte zamanda bekleriz yine. Gelirim diye korkuyorum, bir giderim diye korkuyorum. Ha. İşte öyle ben. Ha, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Ha, tembih dedim ben, şoför gelecek hemen önüne eşyalarını alacak, kapına kadar bırakacak. Hatta tamam. Merdivenden çıkarıverecek. Çıkarıverecek. Hiç telaş etme. Yok, gittim öyle. Aynen, otobüs şoförü de zaten evet. Tanıdık, ona da söyledim. Evet. Tamam, i̇yi anlayacağız. İyi hadi bakalım. Geç kalma. Tamam. Ah anamın kızları. Ah, hep dolar. Gitme dedik ana. Yer musun bu? Özlemiş köyü. Gideye de gel. Bir kez hava al gel geri. Ayrıldık mı zor geliyor. Kuşkun ayrılmadı ama. Ay anam kıyamam. Şimdi eve vardım mı bir ağlamak da bana gelecek ama sorma. Ağlama. Ana. Ağlama. Ağlama değil mi? Gönüller bir yerde olsun. Anam ya, benim. Ya, canım ana, onu. Hiç şey etmedin ya. Garip etmedin. Edebin ana ben seni garip. Ya. Sabır da arayıver beni ya. Ararım ararım. Ana beni de ağlattın ha. Benim de duygusal. Bak Burak Can da ağlayacak şimdi. Yavrum, ya Rabbim. Ağlama anacığım. Sağlık olsun, gönüller bir yerde olsun. Bir gez gel, hava al gel. E dedim ben tamam. Sana bayrama da Duran bayramda beraber i̇şte gidelim dedim. Ha, özledin köyü değil mi? Evet, oralarda bir şeylerimi toplarım. Sopayı yakarım, oturun odunum da var. Burada iyiydik yani sıcacık yemek, iyiydik evin işte. İçi sıcacık. Yiyip yatıyordum, yiyip yatıyordum. Ama işte civarcığın yemek yaptığın sopa yaktığın. İşte ondan gitme dedim ben sana. Bugün donsa yarın iyi olur o havada. Böyle bakalım. İyi ya, o tarlalar işte sürdürebilirsen bir de çekersek ottan hiç sürülmez. İyi bakalım. Böyle. İyi ya sür veren olursa ondan sür veren olur söylersin sen sürecek olanlara biz göndeririz evet, yine buradan sürme evet, parasını. Evet sürülecek hepsi de. Tamam. İyi anacığım hadi yani. Hoşça kal. Helal olsun hadi. Bizden hadi. Yana hadi. Sen de helal et. İyi Allah'ım öpüyorum. İyi Allah'ım. Bu benim Burak'ım. Benim Salim'e de gir. Bak ya Allah ya vallahi bak şimdi bak alıp götüreceğim geri ha. Gidelim mi geri? Ha, tabii. Ha? Gitme ya. Arkadaşlar mağlayı sen biliyorsun ya Rabbim. İyi ya. Hadi sağlık olsun, gönüller bir olsun. Ağızdan olsun, ay ne demiştim. Tamam. Böyle gireceğim. Bir hemen yürü gayer, mağaza tamam. Bak. Hızlı, hızlı. Tamam. Hadi bakalım. Alacağız. Hadi. Hadi bakalım. Hadi 5 dakika sonra kalkıyor zaten. Tamam, hadi hoşça kal. Tamam. Çekersen hep o soranlara da selam söyle yarın. Takipçilere mi? Selam söyle. Anamız gittik. Tamam buradan ver. Seni duyacaklar zaten. Duysunlar yarın. Tamam. Selapsine de öptüm. Allah'a emanet olsun onlar da. Haklarını onlar da halal etsinler. Konuşuyoruz ediyoruz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hayırlı mübarek günde. Evet. Hayat belli olmuyor. Pamuk ipliğine bağlı hayat. Öyle yarım. Gidip de dönmemek var, dönüp de tabii, görmemek tabii. Var diyorlar dön, ya. Dön dersin Allah bilir o zaman nasıl olur. Onu Allah bilir. Yani, hadi için ferah tut artık. Yok bir şey. Sağlık öptüm olsun. Yani. Ben de seni öptüm herkese hanım. Herkese mübarek günlerde. Allah'ım herkesin orucunu kabul etsin. Amin inşallah. Amin. Allah'ıma emanet olun. Amin.